Merhabalar. Dördüncü sınıf maddeyi niteleyen özelliklerle yine birlikteyiz. Çevremizde gördüğümüz, duyu organlarımızla algılayabildiğimiz, boşlukta yer kaplayan, canlı ve cansız varlıkların tümüne madde diyoruz çocuklar. Görebildiğimiz beş duyu organımızla algılayabildiğimiz her şey, canlı cansızı her şeye madde diyoruz. Madde olabilmesi için bir yer kaplayacak, yani boşlukta yer kaplayacak hacmi olacak ve duyu organlarımızla algılayabileceğiz. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, taş, toprak, hava, su, masa, sandalye, kalem, silgi, güneş, dünya, ay ve yıldızların hepsi birer maddedir çocuklar. Maddeyi niteleyen özelliklere bakalım. Beş duy organlarımızla maddelerin özelliklerini anlayabiliriz çocuklar. Bakalım maddelerin gözlenebilir özelliklerine. Maddenin gözlenebilir özellikleri şunlardır. Suda yüzme batma, suyu çekme çekmeme, Mıknatısla çekilme, çekilememe. Bunları, bu üçünü bu dersimizde açıklayacağız arkadaşlar. Esneklik, parlak mat, pürüzlü pürüzsüz. Bunları daha sonraki yıllarda göreceksiniz. Sert yumuştan, kırılgan sağlam, renkli renksiz, koklu kokusuz. Bunu da üçüncü sınıfta görmüştünüz zaten. Bu sınıfımızda suda yüzme, batma, suyu çekme, çekmeme, mıknatısla çekilme, çekilmeme özelliklerine bakacağız. Maddeyi niteleyen özelliklerden bu yıl göreceklerimiz suda yüzme ve batma, suyu çekme ve çekmeme, mıknatısla çekilme özelliklerini tek tek inceleyelim. Arkadaşlar birinci özelliğimiz suda yüzme ve batma. Tahta kaşık su üstünde kalır, yüzer. Metal kaşık ise dibine batar, yüzmez. Bakın tahta kaşık ne olmuş arkadaşlar? Suyun üzerinde kalmış. Metal kaşık ise batmış. Bazı maddeler suya atıldıklarında yüzerlerken bazı maddeler ise batarlar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu yüzmüş, bu batmış. Tahta parçası, hava dolu top ya da balon, kuru yaprak, odun talaşı, plastik tabak, plastik ördek gibi maddeler suya atıldıklarında yüzerler. Taş parçası, anahtar, bıçak, porselen tabak, makas, bozuk para kum tanesi, çivi, cam ise su dolu bir kaba atıldıklarında batar. Maddelerin suda yüzmesi ya da suyun dibine batması maddelerin büyüklüğü ile ilgili değil, cisimlerin yapıldığı maddenin cinsine göre değişebilir. Arkadaşlar bu her zaman sorulur. Büyüklüğü ile maddenin batması maddenin büyüklüğü ile ilgili değil cisimlerin yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır arkadaşlar. Yani batma veya yüzme durumu maddenin cinsine bağlıdır. En önemli özellik budur. Hemen örnek yapalım. Tahta parçası yüzer. Kuru yaprak yüzer. Madeni para batar. Demir vida batar. Plastik şişe yüzer. Cam bilye batar. Pimpon topu yüzer. Baktıysanız arkadaşlar plastik tahtadan yapılanlar yüzüyor. Ma madde madeni şeylerden yani demir, bakır, cam gibi şeylerden yapılanlar ise ne yapıyor? Batıyor. Yani madenin, maddenin cinsine göre yüzme batma durumu oluyor arkadaşlar. İkinci özelliğimiz suyu çekme ve çekmeme. Suya temas temasında suyu içine alan bir başka deyişle suyu tutan maddeler vardır. Bu maddelere suyu çeken maddeler denir arkadaşlar. Suyu çeken maddeler suyu emerek içine alırlar. Havlu, peçete, kağıt, pamuklu kumaşlar, el bezi, süngerlerin suyu çekme özelliği vardır. Bazı maddeler ise su ile temas ettiğinde suyu çekmez. Cam plastik, naylondan yapılan maddeler suyu çekmezler arkadaşlar. Bakın plastik, cam bundan yapılan maddeler suyu çekmezler. Şemsiye zaten suyu çekmediği için, yağmurluk suyu çekmediği için, kamp çadırlarının yapıldığı kumaşlar, plastik oyuncaklar, naylon poşet gibi maddeler suyu çekmez. Hemen örnekle devam edelim. Yün halı suyu emer, cam masa emmez, Kadife minder emer, porselen vazo emmez, kumaş kaplı kanepe emer, koltuk emer, plastik sandalye emmez. Arkadaşlar yine bakın yünden veya kumaştan yapılan şeyler suyu, suyu emerken, porselenden, plastikten yapılanlar emmezler. Mıknatısla da çekme, daha önce bunu önceki derslerimizde görmüştünüz. Demir, nikel, kobalt gibi maddelerden yapılan nesneler mıknatıs tarafından çekilebilir özelliğe sahiptir. Çelik ataş, toplu iğne, çivi gibi maddeler mıknatıslar tarafından çekilen maddelerdir. Plastik, alüminyum, cam, taş, tahta, kumaş, ağaç, porselen, kağıt, silgi, toprak gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmez. Cam bardak çekilmez, çelik tencere çekilmez. Tahta oyuncak çekilmez. Porselen vazo çekilmez. Plastik kaşık çekilmez. Demir çekilir. Nikel çekilir. Arkadaşlar demir, nikel, kobalt gibi maddeler çekiliyor. Diğerleri çekilmiyordu zaten.